Merhabalar arkadaşlar. Project Euler'deki 22. probleme bakıyoruz. Bu biraz daha değişik bir problem. Çok zor bir problem değil ama birazcık aşamalı. Şöyle bir şey yapmamızı istiyor. Bir metin dosyamız var. İçinde yaklaşık 5000 tane kadar isim varmış. Ve bizden istediği şey şu. Şöyle bir örnekle açıklamış. Bakın, demiş ki Colin kelimesinin değeri demiş. C 3. harf. 3 demiş. O 15. harf 15 demiş. L 12. harf. Yani bütün harfleri İngiliz alfabesine göre kaçıncı sıradaysa her harfin değeri o sıra kadar. Yani buradaki harflerin sıra değerlerini toplamış, 53 bulmuş. Ondan sonra da bu listeyi sıraladığı zaman Colin ismi 938. sıradaymış. O ikisini çarptığı zaman bu ismin skorunu bulmuş. Yani yapmamızı istediği şey şu. Bir tane kelimeyi elimize aldığımız zaman, bir tane ismi aldığımız zaman onun harfleri alfabenin kaçıncı sırasındaysa onları toplayacağız. Sonra listeyi sıraladıktan sonra ilk bulduğumuz toplamı bulunduğu sırayla çarpacağız. Bu bize o ismin skorunu verecek. Mesela Colin'inki 49.714'müş. Bulmak istediğimiz şey listedeki yaklaşık bu 5000 tane ismin skorunun toplamı. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. İlk önce ben string modülümü bir import edeceğim. Ne için import ettiğimi şimdi size söyleyeceğim. Sonra dosyamızı bir açalım arkadaşlar. Dosyamızı bir okuyalım. Buraya dosya yolunu ben kopyalamıştım. Şöyle bir string olarak girdim. Ben bu dosyayı sadece okuyacağım için onu R modunda açtım ve de as f dedim. Şimdi ilk önce şöyle names diyelim. Names eşittir f nokta read. Şimdi arkadaşlar bu names değişkeni bizim bu dosyanın içeriğini tutuyor. Bakın şöyle göstereyim. Print names diyelim. Çalıştıralım. Evet, bakın içindeki bu. Peki sizce bu bir liste mi yoksa bu bir metin dosyası mı? O yüzden onu da görmek için şöyle bu names neymiş onu bir güzel görelim. Type diyelim. Evet, bu bir metin dosyasıymış. Yani şunu söylemem gerekiyor. Ben bunu kendisini bu şekilde yazdırdığım zaman aslında bunun Python birinci isim, bunun ikinci isim olduğunu bilmiyor. Bunu bir bütün olarak okuyor. Dolayısıyla benim bunu birazdan bölüp isim isim ayırmam gerekecek. Ancak ilk önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir sözlük oluşturacağım arkadaşlar. Sözlüğün tipi de bir sözlük olacak. Ondan sonra bir de alfabe oluşturacağım. Alfabe eşittir. String modülünü bu yüzden kullanmıştım. Şunu alacağım oradan. String nokta ASCII uppercase. Yani büyük harfler. Ya, elimle yazmaya üşendiğim için o yüzden string modülünü import ettim. Onu oradan çektim. Ondan sonra harf değeri diyelim. Harf değerine 1 diye başlatacağım şimdi. Yani ben bunu A'ya 1 vereceğim, B'ye 2 vereceğim, C'ye 3 vereceğim. Bunu her seferinde birazcık değiştireceğim. O yüzden şöyle yapalım. Diyelim ki for harf in alfabe diyelim. Her harfe bir değer vereceğim. Yani şöyle sözlük içindeki harfe A ile başladığı için arkadaşlar ben bunu ilk olarak eşittir harf değeri diyeceğim. Şu anda 1, şu anda bu 1. Yani A'ya 1 vermiş olacak. Ondan sonra bu harf değerini 1 arttıracağım. Yani şöyle artı eşittir 1 diyelim. Yani şöyle başlarken harf değeri 1. İlk harfte A olduğu için A'nın karşılığı 1. Sonra bu bir arttı. Harfte ikinci harfe geçti. B'nin değeri 2, C'nin değeri 3 diye bu şekilde devam edecek. İsterseniz onu da yine şöyle bir görelim. Print diyelim.
sözlük diyelim. Bakalım düşündüğümüz gibi oldu mu? Evet, bakın. A'nın karşılığı 1, B'nin karşılığı 2, C'nin karşılığı 3, işte Z'nin karşılığı 26'ymış. Sözlüğümüzü de oluşturduk. Dediğim gibi bunu elle yazmak istemediğim için string modülünden faydalandım. Şimdi yavaş yavaş amacımıza yönelelim arkadaşlar. Amacımız ilk önce bu kelimeleri, isimleri teker teker alabilmek. Az önce yazdırdığımız zaman, tipini yazdırdığımız zaman o isimlerin bir metin dosyası olduğunu görmüştük. O yüzden ilk önce names diyeceğim yine. Eski dosyamı kullanmayacağım için eski değişkenimin üzerine yazacağım. Names nokta split. Arkadaşlar hatırlıyorsanız hep virgüllerle ayrılmıştı. Ben de bu dosyayı virgüllere göre böldüm. Bakın şimdi şöyle yapalım. Print names diyelim. Yeni halini görelim. Evet, bakın artık bu benim için birinci eleman, bu benim için ikinci eleman, bu benim için üçüncü eleman. Hatta şöyle bir şey yapalım isterseniz daha iyi görün. For name in names diyelim. Böyle isimleri teker teker yazdıralım. Çünkü burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Evet, bakın isimler burada yazıldı. Ancak işte gördüğünüz gibi şey, her birinin başında tırnaklar da var. O yüzden onları almamam gerekiyor. Şimdi bu yazdırma ifadesini buradan kaldıralım. Bizden istediği şey neydi? Bütün hepsinin işte P'nin karşılığı, A'nın karşılığı, T'nin karşılığı, bunları bulacağım, toplayacağım. Bir de kaçıncı sırada bulunduğuyla çarpmam gerekiyordu. O yüzden şimdi bu listeyi bir güzel sıralayalım. O yüzden listin içindeki sort metodunu kullanacağım. List.sort diyeceğim. Ondan sonra da parametre olarak da bu dizimi vereceğim. Bakın şimdi bir daha yapalım şunu. Keşke silmeseymişim. For name in names. Print name diyelim. Bakın artık alfabetik sırada geldi gördüğünüz gibi. Şöyle. İşte Aaron da başlamış. Abby diye devam etmiş. Dolayısıyla sıralama işlemimiz de tamam. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Bir kere bir indeksi ihtiyacım var. Her isim kaçıncı sıradaysa onu tutmam lazım. Bunu 1 ile başlatıyorum. Her ismi geçtikçe bunu 1 arttıracağım. 2. Benim bir toplama ihtiyacım var. Şu an hiçbir şey toplamadım. Toplamı o yüzden 0 dedim. Bütün isimler için başlayalım. Şöyle bakın. For name in names diyelim. İlk önce yapmamız gereken şey neydi? Bunun başındaki ve sonundaki tırnaklardan kurtulmak. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Name eşittir name. Unutmayın arkadaşlar, bu bir string olduğundan bir karakter dizisidir. Birinci karakterden okumaya başlayacağım. En sonuncusunu okumayacağım. Yani onu da şöyle yazalım. Bunun uzunluğunun bir eksiğine kadar geleceğim. Yani baştan bir karakteri okumayacağım. Sondan bir karakteri okumayacağım. Bu da benim için, isterseniz şöyle yazalım. Görün. Tırnakları görmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir daha çalıştıralım. Evet. Bakın isimlerin başındaki ve sonundaki tırnak işaretlerinden kurtulduk. Böyle ismimizi aldık. Ondan sonra her harfin sayı değerini toplamam gerekiyor. O yüzden ona da harf in name diyeyim. Bunları toplamı arttıracağım. Ancak bunun için her isim için bir toplam olacağına göre burada bir yerde bir alt toplam diye bir şey oluşturayım. Ondan sonra da diyorum ki bir ismin içindeki her harf için bu alt toplamı arttıracağım. Ne kadar arttıracağım? O harfin karşılığı kadar. Onu da sözlükte depolamıştık hatırlarsanız. Sözlüğün içine de harfi gireceğim. Yani şöyle mesela
İşte A harfine geldiğiniz zaman alt tarafı, alt toplamı pardon, A'nın karşılığı kadar, yani 1 arttıracak. Sonraki B ise alt toplamı B'nin sözlükteki karşılığı, yani 2 kadar arttıracak. Bu iş bittiği zaman o ismin alt toplamı oluşmuş olacak. Ondan sonra gelelim bizim toplamımız ne kadar artacak? Toplam artı eşittir diyelim. Yapmam gereken şey neydi? İsmin toplamını bulunduğu sırayla çarpmaktı. O yüzden ismin toplamı benim için alt toplamdı. Ondan sonrası da sıra sayısıydı. İndeksle de çarptım. Ondan sonra diğer isme geçmeden önce de indeksimi bir arttırdım. Çünkü ikinci isme geldiğim zaman o artık ikinci sırada indeksinin 2 olması lazım. Eğer gözden kaçırdığım bir şey olmadıysa şu anda bitmiş olması gerekiyor. İsterseniz şu toplamı bir görelim, sonra da kontrol edelim. Çalıştırdık. Evet, 871 ile başlayan 282 ile biten bir sayı. Evet, cevabımız doğru olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar, bu çok zorlayıcı bir problem değildi. Sadece birazcık aşamalıydı. Bir iki tane döngü yardımıyla bunu hallettik. Dolayısıyla bugünlük işimiz burada bitti. İleride daha güzel problemlerde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.